Bugün Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart. Aslına bakarsanız aranızda olmak ve bugünün anlamını birlikte kutlamak, birlikte anmak, yad etmek, geçmişten bugüne kazanımları konuşmak çok da gönülden istediğim bir olaydı. Ama bu sıralarda ne yazık yurt dışında olacağız. Bu nedenle aramızda değiliz ama teknolojiden yararlanarak ben bana ait konulardaki birkaç bilgimi sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorum ki içinde yaşadığımız günler hepimiz için zor zamanlar. Bu günleri aslında dünden bugüne gelmedik. Bu günlere çok uzun zamandan beri hak kayıplarını yaşaya yaşaya geldik. Neydi o kayıplar? Kürtajla başladı önce. Aslında kazanımlarla dolu çok güzel bir haritamız var bizim geçmişe dönük. Medeni kanun, ceza yasası, bu konuyla ilgili 4320 sayılı ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi, sonra 62-84 sayılı yasa ve sonra İstanbul Sözleşmesi ama bize kürtajla başlayan bedenimizle ilgili kararları başkaları tarafından alınmasına yönelen, hatta bu konuda hatırlarsanız o günlerde tecavüz çocuğu hamileliği yaşayan bir kadına doğursun ona biz bakarız söylemini bile gündeme taşıyan liderlerin olduğu bir ülkede aslında yaşıyorduk. Ve o zaman bir daha dank etmişti bize bu ülkede kimlerle aynı havayı soluduğumuz. Sonra üç çocuk dediler. Hatta yetmedi. Beş çocuk dediler. Bedenimiz bir üreme çiftliği sanki birileri tarafından kullanılmaya başlandı. Onlar da yetmedi. Dışarıda çalışma, istihdam alanlarında çalışmalardan bu çocuklar dolayısıyla işin içine bir de kendi anlamında çalışma yasalarını gündeme alan ya da doğum izinleriyle eve kapatan, doğum izinlerinin uzun ve süreli olması, esnek model çalışmalar gibi yaşamımızda aslında bizleri bir tarafıyla ince bakmadığımızda mutlu eden, arka planındaysa sıkıntıya boğan birçok saçmalardan seçmeler diyebileceğimiz olaylarla gündemi bugünlere getirdik. Bugünlere gelirken hatırlar mısınız 2007 yılında Adalet Bakanlığı'nın bir verisi vardı. %1400 artan kadın cinayetleri. Millete o zaman bir uyanıklık geldi ve gündemimize de o dönemlerde Ayşe Paşalı diye 41 bıçak darbesiyle gündeme oturan bir olayla biz bu konulara tanıklık ettik. Sonra unuttum gitti. Cebimizde savcılığa giderken dilekçesiyle öldürülmüş kadın hayallerimizde sadece mor gözleriyle kaldı. Yetmedi, aradan zaman geçti. Gencecik bir kız ilk defa kamuya ait bir dolmuşta tecavüze uğradı. O da yetmedi, kesildi, doğrandı ve yakıldı. Bunları yan yana söylemek, yan yana koymak, hani söylerken bile benim içimi acıttı inanın. Ama bu ülke bunları yaşarken yine masalara vuruldu. Yine masalarda cinayetler cezasız kalmayacak dendi. Ama tam da o sıralarda hatırlayın. Karaman yurtlarında tecavüzler yaşandı ve o tecavüzlerde bir kereden bir şey olmaz diyen bakanlara tanıklık ettik biz bu ülkede. Bakın nerelerden nerelere geliyoruz. Teker teker bu süreç içinde nereye gideceğimizin de işaretlerini yaşıyoruz. Peki ne yaptık biz? Örgütlenebildik mi? Yan yana durabildik mi? Sorgulamada sorgulama bilincini geliştirebildik mi? Mücadelede, sivil toplum örgütlerinde ya da siyasal partilerde ne kadar yer aldık? İşte tam da bu konuları birlikte sorgulamamız, birlikte cevap bulma dönemlerini kaçırdık sanmayın. Dönem aslında şimdi de aynı noktada yan yana durmanın, mücadele etmenin zamanı. Çünkü artık 3 yaşındaki çocukların bile tecavüze uğradığı, 15-16 yaşından aşağıdaki insanlara çocuk gözüyle bakılmayıp, çocuktan kadın yaratma derdine düşen yasal mevzulara tanıklık ettik bu ülkede. Hatırlayın yine hafızanızı yoklayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 2016 yılında bizlerin deyimiyle tecavüz önergesi diye bir önerge geldi. Bu ülkenin o dönemler Adalet Bakanlığı'nı yapan Sayın Bekir Bozdağ tarafından. Ne dedi Sayın Bekir Bozdağ? Dedi ki küçüğün rızasıyla 13 yaşında evlendirilmişlerdir. Kamu da bu olayı takip etmiş, cezalandırılmış. Ailenin bu durumda kocası, yöneticisi olan adama cezayı hak mı görüyorsunuz? Affedelim bunları, bu aileler parçalanmasın. Çünkü küçüğün rızası var. Dünyanın hiçbir yerinde çocuk ve rıza kelimesi yan yana gelemez. Ve hiçbir yerinde bu ülkede olduğu gibi bir tecavüz önergesi
ülkenin meclisine, parlamentosuna giremez. Bizde de giremedi. Nasıl giremedi? Türkiye'deki sivil toplum örgütlülüğünün arka planda çalışması, birlikte kol kola mücadele etmesi ve bu aşamada ideolojisi ne olursa olsun yan yana yürümenin getirdiği bir kazanımdı aslında. O kazanımdan sonra dedik ki bu süreç içinde boşanma komisyonu var mecliste. Bu boşanma komisyonunun belirlediği 12 tane madde vardı. 12 maddeden sadece bir tanesi bu erken yaş evliliklerinin önlenmesinden yana değil aslında rahatlıkla kullanılması ve evlendirilmesi adına sanki ortaya sunulan bir işte önergeyi doğurmuştu. Yine bu dönemde kadınların mesai dahilinde karakollara gitmesinin aslında çok yanlış olduğunu, o süreç içinde adliyeye gitmesi gerektiğini, üniversiteye giden genç kızların bu anlamda evlenip çocuk yapması, bunlara yurtların yapılabileceği, miras hukukuyla ilgili sorunların kadınlara fazla verildiği, bunların düşürülmesi, nafakada sürdürülebilir nafakanın, süresiz nafakanın sürdürülebilir noktasında süreli olmasına gelmesi. Yani buradaki cümle belki kafanızı karıştıracak ama şimdilerde evlendi, bir ya da beş yıl hiç fark etmez. Buradan doğan nafaka hakkınızın sorgulanması gündeme geldi. Size 5 yıl, 3 yıl gibi sınırlamalar getirebilecek. Bu sınırlamalar aslında bu ülkenin geleneksel yapısıyla ters düşüncede adil olmayacağını düşündüğümüz konuları gündeme getiriyordu. Tüm bunlarla mücadele ediyor aslında kadın örgütlülüğünü, siyasetin ana noktasından ayıran belki de geçmişi geleceğe bağlayan köprüleri oluşturmaktır. Bütün ülkedeki ana mevzudaki sorunların lobicilik hareketiyle yasal mevzulara girmesi, bunun siyasi olarak kullanılıp ilerletilmesi ya da mücadele edilmesi. Ben bu tecavüz önergesi konuşulurken 103. madde dediğimiz bir madde vardı. Bu işte 13 yaşında yakasına altın taktık diye söyleyen Sayın Adalet Bakanı'nın çocuklarla ilgili tecavüz ve istismar dediğimiz noktada istismara uğramış çocuklarla ilgili konuda bir 12 yaş sınırını hissettik kadın örgütleri olarak. Orada meclisin kulisinde birçok partiyle bu konuyu konuştum. O komisyon kararını alan partinin üyeleriyle bu 12 yaşa dikkat edilmesi gerektiğini söylediğimde gün gibi, dün gibi hatta hatırlıyorum daha da doğrusu böyle bir şey yok, siz kadın dernekleri hep abartırsınız cümlesine muhatap kaldım. Bugün 12 yaşı konuşan bir koordinasyon kurulumuz var. Hatırlayın geçtiğimiz aylarda artan tecavüz noktaları. Bu tecavüzle ilgili ENSES, Türkiye'de 10 yıldır ENSES'te araştıran bir kurumun başkanlığını yapıyorum ben. Bu ENSES'le ilgili konulardan geldiğimiz yerde kurulan koordinasyon kurulunun bir idam, kimyasal hadım ve konuyla 12 yaşa daha fazla ceza arttırımı çıktı. Değerli arkadaşlar, gerçi yan yana olmak, belki yüz yüze konuşmak çok daha olumlu ama buradan gerçekten içimdeki yarayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü birçok kadın da bu konuda artık idam gelsin, bu idam can temizleyecek düşüncesine haizken çok yanlış bir düşünce. Sadece kimyasal hadımı ve yağlı urganı ortaya atarak eğitimden uzaklaşan, bu toplumlarda tecavüz mağdurunu görmezden gelen, sadece suçluyu, bir de o suçluya sapık diyerek onu başka bir kimlikle lanse eden, çünkü bu tecavüzleri, istismarları yapanlar aralarımızda, bu ENSES konusunu yapan babaya bir sapık kimliğini giydirerek ona farklı bir boyut kazandırmanın anlamsızlığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen sapık deyin, suçlu demeyi, idam ve kimyasal hadım gibi çok sonraları konuşulabilecek ya da hiç konuşulmayacak konuları öncelerinde gündeme getirmekten uzak duralım. Bizim için en önemli konu eğitimdir. Biliyor musunuz İstanbul Sözleşmesi'nin ana maddelerinden biri toplumsal cinsiyet eşitliğinin müfredata eklenmesidir. Bu eklenme yapılmadığı müddetçe kadını cinsel obje olarak görebilecek ya da kız çocuklarının eğitimden uzaklaşmasını sağlayacak bir süreç sürekli işleyecektir. Ben 2014-2016 yılları arasında devreye giren 4+4+4 eğitim sisteminin bu ülkenin başına en büyük bela olduğuna inananlardanım. Bunun için de meclise görüşülürken meclisin kapısının önünde eylem yaparak biz çocuktan kadın yaratacağız, bununla ilgili tehlike var, eğitim sistemine dikkat edin diye eylem yapmıştım.
bugün aynı düşüncemizin arkasındayız. Çünkü 2014-2016 aralığında 676 bin tane öğrenci ilk dörtten itibaren ayrılmaya başladılar okullardan. Açık liseler denilen ikinci dördün tamamlayıcı unsuru olan süreçlerde 470 bine yakın erkek çocuğu sanayide çocuk işçi sıfatına, geri kalan 200 küsur bin kız çocuğumuz da erken yaş evlilikleri için bir noktada heba edildiler. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de tam bir veri kaydımız olmadığı için de 3 milyona yakın sahadan edindiğimiz verilerle erken yaş evlilikleri var. Lütfen çocuk gelin söylemeyin, ne olur. Çocukla gelini de tıpkı rıza ve çocukla yan yana gelmez gibi getirmemeye özen gösterin. Dil şiddetin yansımasında en önemli etken, dil şiddetin önlenmesinde de en büyük etken. Bunun medyada yansıması aslında bazı kişiler için şiddet, istismar ve tecavüz artmadı. Medya abartıyor ya da buluyor, buluşturuyor, çıkarıyor diyor. Ama şöyle bir rakam size verebilirim ki 2016 yılında adli tıpa 40.264 tane vaka varmış. 40.264 vakanın 13.000'i bu işte ceza almış. Geriye kalan 27.000 kişi tutuksuz ve beraat ederek dışarıda aramızda geziyor. Kim bilir kaç tane daha genç çocuğumuzu bu işin içinde heba etmiş durumdayız. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. Bunu unutmayın. Bu noktada dikkatinizi çekmek istiyorum. Ama tam sona doğru geliyoruz. Çok uzattım. Dikkatinizi dağıtmamak adına bir son cümleyle şöyle geçmek istiyorum ki müftüye verilen nikah yasası vardı. Hatırlar mısınız? Bunun için aslında tam da meclisin kapanma dönemine gelen bir süreçte meclise bir müftüye nikah yetkisi diye onay geldi. Taslağı şöyle bir okuduğumda beyan usulü diye bir maddeye dikkatimi hakikaten çok çekmişti. Çünkü diyordu ki evinde doğan herhangi bir aile hekimi ya da hastanede raporu olmayanlar için devlet kimlik verebiliyor Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne. Aile içinden kim giderse gitsin buna bir kimlik verilebiliyor. Orada 13 yaşında bir çocuğun tecavüze uğruyor olması, belki bir erken yaş evliliğinin olması, kaçırılmış olması ya da kuma olabilme şansı çok yüksek vakaları göz ardı etmekte. Evet, eskiden beri vardı beyan usulü yasanın içeriğinde ama o beyan usulü dağ köylerinde kar yağdığı zaman ulaşılmayan doğumların ileri dönemde kayda alınabilmesini sağlayan bir belge niteliğini taşıyordu. Bugün o belgeyi biz içine mülki idare amirlerini ve aile hekimlerini koyarak şehirlere taşıdık, başkente taşıdık, İstanbul'a taşıdık ve dedik ki siz buradan aile hekimlerinden de belge almayın. Sağlık Bakanlığı'nın 25 yıldır erken doğumların önlenmesi, sağlıklı doğumlar için yaptığı çabanın üzerine bir çizgi atarak bize belge vermeseniz de biz bu çocuğa kimlik veririz diye bir art düşünceyle beyana dayalı, beyan esasına dayalı bir maddeyi koydular. Bizim kadın örgütleri olarak o konuda en çok iddiamız ve itirazımız o konuyaydı. Neyse ki görüşülürken mecliste buna şimdilik en azından mülki idare amirinin gözetiminde bir aile hekimi raporu istenir maddesi eklendi. Onun henüz takipçisi olmadık çünkü madde şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne itirazı nedeniyle mahkemede görüşüldükten sonra netleşecek. Tam da bu süreç içinde belki hayatın en önemli noktası kadınlar için medeni kanunun güvencesidir. Medeni kanun neydi kadınların? Medeni hukukla birlikte güvencesini sağlamasıydı. Medeni kanunun güvencesini yok eden müftüye nikah yetkisi aslında çok yanlıştır. Bir erken yaş evliliğini önlemeye endeksli, yurt dışında kiliselerde papazların kıydığı yanlış bilgilerle donanmış bir savunu mekanizmasının ortaya koyulduğu bir noktaydı. Buradan tekrar seslenmek istiyorum ki ne erken yaş evliliklerine engel olabilecek bir düzenlemedir ne de ileri yaşların bu noktada güvencesini alınabileceği bir süreçtir. Türkiye'de anayasanın koruma altına aldığı laiklik ve değişmez dört maddenin biri olarak kadınların medeni kanunla olan güvencesinin ortadan kalkmasına yönelik bir harekettir. Bunu her yerde söyledim. Sizlerin de kulağında
mutlaka olsun ve çevrenizi anlatın. Bundan sonra belki de kim bilir diyecekler ki kadı boşanması istiyoruz. Belki bizde kadı yoktur ama müftü boşanması diyecek. Ama bu arada hemen bu süreç içinde bir de Diyanet'i sorgulamamız gerekecek. Son aylarda web sitesinde ve son yıllarda yayınladığı ergen yaşta buluğa ermiş kızların evlendirilmesi gibi hani akla mantığa sığmayan söylemleriyle Diyanet'in de kendini bir revize etmesi talebimiz var. Sorguluyoruz en basitinden ve diyoruz ki niye 81 ilin hiçbirinde kadın müftü yok? Bunun için çabalayalım, bunun için gayret edelim. Elimizdeki bütün o sosyal hakları, sosyal medyadan ya da o çevrilen numaralardan kadın karar mekanizmalarında olduğunda daha başarılı olacak diye düşünelim. Karar mekanizmaları diyoruz. Peki kaç valimiz var? 2 biliyorum, duydum sesinizi. Kaç tane bakanımız var? 2. Yani suya sabuna dokunabilme şeyini, cesaretini gösterebilen kaç milletvekilimiz var parlamentoda? 79'du ama cümlem yanlış değil. Suya sabuna dokunan 79'dan hangileri yan yana gelerek, bunların hepsi kadındı, yan yana gelerek aynı konu için mücadele etti? Sevgili arkadaşlar, mesele ideolojiden öte kadın olma paydasında buluşmaktır. Eğer kadın olma paydasında buluşamıyorsak, bizim için partilerde görev almak, erkeklere hizmet etmekten öteye gidemiyor ise, o karar mekanizmaları bizim için karar mekanizmaları değildir. Ya da belediye meclis üyelerinin kaçında biz varız? Kaç büyükşehir belediye başkanı kadın? Bunları sorgulayacağız. Ya da partiler açısından, siyasal partilerin sadece parti meclislerine uygulanan kotalar yeterli mi sizce? Neden MYK'nın ya da neden milletvekilliği döneminde kadın kotası uygulanmıyor, parite neden uygulanmıyor? Bunları sorgulayacağız. Eski sistem particilikten ve siyasal mücadeleden vazgeçerek, teknolojiyi kullanarak, donanarak, sadece ideoloji değil çünkü üzerine bir de ülke ve vatan savunması girdi şu dönemlerde. Vatana sahip çıkarak, değerlere sahip çıkarak, geçmişe ve cumhuriyete sahip çıkarak, cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkarak mücadeleyi yapmak bu anlamda çok önemli. Bugün 8 Mart niye anıyoruz? Bize 8 Mart mücadelesini başlatan kadınların mücadele ateşini yakma anını anıyoruz. Diyoruz ki o mücadele hiç bitmedi. Evet, Türkiye'de de Osmanlı'dan beri mücadele devam etti 1850'lerden itibaren. Bugünlere geldik. Bugün bu mücadeleden pes mi ettik? Hayır, vazgeçmedik. Hiç de etmeyeceğiz. Ama şimdi yan yana yürümenin, kol kola girmenin ve mücadelenin tam da zamanı. Biz hep şöyle bir cümleyi kendi adımıza kullanıyoruz. Bunu 3 yıl önce kullanmaya başladım ben. Bizler paydasında kadın olan insanlarız. Dolayısıyla tüm kadınların bugün 8 Mart o ateşin etrafında buluşarak birlikte mücadeleye ve 2019 gibi bekamızın kesinleşeceği bir süreçte elimizden ne geliyorsa yan yana durarak mücadelede doğru adımların atılmasına emek vermeliyiz. Hepinize saygı ve sevgiler, teşekkürlerimle.